Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Her hafta mümkün mertebe size canlı yayınlarla ulaşmaya çalışıyoruz. Bir karar aldık. Bu kararımızda elimizdeki tek Türkçe, günümüz Türkçesiyle yazılmış El Kanun Fittıb adlı eseri okuyalım diye niyetlendik. Eser Atatürk Kültür Merkezi yayınları içerisinden çıkmıştır. Müellifi İbn-i Sina rahmetullahi aleyh. Mütercimi Profesör Doktor Esin Kahya. Eser hakkında bizde adettir. Spekülasyonsuz iş olmaz bizde. Çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Yapılmadı değil. Ama hangimiz spekülasyonsuzuz ki? Enteresan tarafı bugün yalnızca kitabın mukaddime kısmını okuyacağız. En azından spekülasyonlara da bir cevap vermiş oluruz. Kitap kendisi hakkında yapılan spekülasyonları, dedikoduları kendisi cevaplıyor. Bir dönemler biz Ayasofya sevdasıyla yaşadık. Mahmut Toptaş hocamızın sohbetlerini çokça dinleyen delikanlılarız zamanından. Hala da dinliyoruz. İşte Ayasofya'nın savunmaya ihtiyacı var mı yok mu meselesi konuşuluyordu. Mahmut Toptaş hoca dedi ki Ayasofya'nın savunulmaya ihtiyacı yok. Çünkü kendi kendisini zaten o savunuyor. Ayasofya'nın resmi son imamı olan Mahmut Toptaş hocamız. Nasıl diye sorduk. Vakti zamanında kendi içerisinde kıble bölümünde hani meşhur Allah ve Muhammed aleyhissalatü vesselam yazıları vardır ya. Onlar zamanında içeride inşa edilmiş. 9 metre çapında büyük daireler. Dönemin yöneticileri Allah ve Celle Celaluhu, Muhammed lafzatullahını dışarı çıkartmak istiyorlar. Allah ve Muhammed yazıları kapıdan dışarı çıkmıyor. Kapıdan büyük. Ne yapalım ne yapalım? Geri yerine asıyorlar. Bazı büyük devasa adamların bazı büyük devasa eserleri vardır ki bazı büyük adamlar ve kadınlar tarafından tercüme edilebilir ancak. Benim özelliğimi yakinen tanıyanlar bilir. İş yapanın işine karışmam. İş yapıyorsam da karışıldığı zaman, müdahale edildiği zaman odaklanmam bozulur. Her gün, her canlı yayında benden de bir parçayı tanımış oluyorsunuz kardeşler. Sürekli söylediğimiz sözdür. Vusulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir. Ama mümkün olduğu kadar da nasihate açık bir insanım. Usulünce bir şey anlatılırsa uyarım Allah'ın izniyle. Şimdi benim egomu bir tarafa bırakalım, esere dönelim. Eserin girizgahını Allah emeklerini zayin etmesin. Profesör Doktor Sadık Tural, Ankara 22 Eylül 1995 senesinde bir yaklaşık 2,5 sayfalık bir girizgahla başlamış. Ona da bir övüncümüzü daha takdim ederken diyor. Haklı bir övünç. İbn Sina kimdir? Bu eser nasıl yazıldı? Ne çileler çekildi? Nelerle ciltlenip bizim önümüze kondu? Kısaca bunu anlatıyor. Bazı paragrafları seçerek ve atlayarak okuyacağım. Elinde bu kitap olanlar, efendime söyleyeyim, bu aralar bizim camiada çokça gezen şu eser. El Kanunu Fittıb. Ciltlendiği zaman şöyle yan yana kutu içerisinde satılan bir eser. Kitap fuarlarında falan bulabiliyorsunuz. Mümkünse soruları sonra alacağız inşallah Rahman. Bazı soruları olan varsa. İbn-i Sina kimdir? Nedir? Bu kitap nasıl yazıldı? Onu biraz serencamından bahsediyor. Miladi 983 ila 984 arasında doğan 21 Haziran 1037'de vefat eden İbn Sina. Aslen kendisi
Türk. Buharalı. Ve elhamdülillah ki İslam kültürüne, İslam düşünce yapısına çokça emek veren bir topluluğun büyüklerinden. Bizler de o lisanı konuşan çocuklarız. Övünüleceksek onlara mensup olduğumuz için övünürüz. Bir kavmi mensubiyetten değil de lisanlarını anladığımız için. Fakat eser Arapça. Müellif Türk, eser Arapça. O dönemin iki büyük adetleri var. İki büyük adeti var. İslam dünyasında o dönemde ilim Arapça, edebiyat Farsça. Bugün bizim kabahatimiz, eksikliğimiz ise ancak ağlayabildiğimiz zaman karşı karşıya Arapça ve Farsçaya vakıf olamayışımız, pek de olma hevesinde olmayışımız. Ortadan bir paragraf okuyorum. 10. yüzyıl sonlarından başlayarak Türkler Kur'an-ı Kerim'i bağımsız sureler halinde, yani bir mushafı yukarıdan aşağı Fatiha'dan Nas'a kadar değil de demek ihtiyaca göre çevirmeye ve tefsirlerini de ya doğrudan Türkçe yazmaya veya asıllarından Türkçe'ye aktarmaya çalıştılar. Ancak Abbasiler döneminde Yunan, Latin ve Hint kaynaklı tıp, felsefe ve tarih kitaplarının Arapçaya tercüme edilmesi, onlar yapmış. İkinci, üçüncü bir dile çevirmek yerine Arapçadan okumak ve daha sonraları da Arapça yazmak eğilimlerini güçlendirdi. Türkler Arapça öğrendiler. O dönemki atalarımız, soyumuzun, sopumuzun böyle bir ne derler, egosu, takıntısı yoktu. Oturdular aslanlar gibi Arapçayı öğrendiler. O lisanın derununa indiler. Yani Mahmut Toptaş hocamızdan işitmiştik. Kılıcın diyor 40 ismi var. Hangi birini yakalayacaksın? Ya tercüme etmeye kalkacaksın, her bir kelimeye bir yarım sayfa yazacaksın. O zaman bu eser olacak size 35-40 cilt ayıkla ayıklayabilirsen ya da oturup adam gibi Arapçanı öğreneceksin. Bu sizlere bu eseri de sunan kardeşiniz Arapçaya ve Farsçaya ahım şahım öyle vakıf olan birisi değildir. Koyunun olmadığı yerde Abdurrahman Çelebi'ye soyunmuş, kimsenin yapmadığı bir işi ne yapalım? Böyle soyunmuş bir kardeşinizdir. İnşallahü Rahman Rabbim hatalarımızı sizlerle beraber izale eder. Arapça 9. ve 13. yüzyıllarda dünyadaki bilgi birikimine erişen ve eriştiren bir dil oldu. O kadar ki Müslüman coğrafyada yaşayan gayrimüslim, burası çok enteresan bakın arkadaşlar. O kadar ki diyor, Müslüman coğrafyada yaşayan gayrimüslim, tarihçi, felsefeci ve tabipler de aslen Hristiyan olmalarına rağmen, Latin olmalarına rağmen veyahut da Arapça yazdılar. Yunanlı bir tarihçi Arapça yazdı. Romalı bir filozof Arapça yazdı. Arap ülkelerinde yaşayan Hristiyan, Kıptiler, işte Zerdüştler, ne bileyim, Keldaniler, farklı dil konuşmalarına rağmen ilim dilini Arapça olarak kullandılar. Bütün dillerden Arapçaya yapılan bu çeviriler müşterek bir kavram, terim ve muhakeme birliğine yol açıyordu. Anlaşılması kolaylaşıyordu. Dünyanın genel geçer lisanı Arapçaydı. Bugün bir bitkinin ne olduğunu anlamak için nasıl ki Latincesine başvurmak durumunda kalıyoruz. Bugün ona ihtiyaç, o gün ona ihtiyaç, buna ihtiyaç yoktu. Yani Vatikan'daki bir kardinal Arapça biliyordu. Efendime söyleyeyim, Roma'daki, Milano'daki bir filozof Arapça biliyordu. Devam ediyoruz. İyi anlaşılsın. Arapçanın zengin ve zenginleşmeye açık gramatiksel yapısı da dehşet bir lisan çünkü. Bu eğilimi tabiileştiriyordu. Rahatlıkla anlatılabiliyordu. Sayın Esin Kahya'nın elinizdeki tercüme sırasında bugünün Türkçesiyle karşılayamadığı, bakın burada kendileri itiraf ediyorlar, bugünün Türkçesiyle karşılayamadığı kelimeler bulunduğunu görmemiz İbn Sina'nın yaptığı işin makul olduğu düşüncesine götürüyor bizleri. Ne yapsın? O da Arapça yazmak durumunda kalmış. Diğer taraftan Fatih devrinde yaşayan Türk medrese sistemi de Arap diline dayandığı gibi
Günlük hayatta Türkçe konuşan müderrisler kitaplarını Arapça yazdılar. Zengin beyinler. İşte onun için sıradan bir Yeniçeri bile diyor İlber Ortaylı 5 dil biliyordu diyor. Zor değil. Bu gelenek 1800'lü yılların ilk çeyreğine kadar sürdü. İbn Sina'yı eserlerini Arapça yazmaktan dolayı kınamak ne derece doğru ise bugün İngilizce veya Almanca kitap yazanı alkışlamak da o derece doğrudur. El Kanunu Fit Tıp 1000 sene önce yazılan ve dünya tıp biliminin temellerinden sayılan eser. Bu dev eserin bugünkü tıbbi bilgi birikimine dikkate alınırsa, gündeme getirilmesinin, basılmasının değerli olup olmadığının cevabı istense, evvela Türkçesi yok. Diyor, daha devam ediyor da ben kısa kesiyorum. Sizler elinizdeki eserlerden dilerseniz bu bölümü tamamen okursunuz. Profesör Doktor Sadık Tural. Ankara, 22 Eylül 1995. Profesör Doktor Esin Kehya'nın sözbaşı olarak nitelendirdiği kısım ise şöyle başlıyor. İslam dünyasında 11. yüzyıl hemen hemen bütün alanlarda etkin çalışmaların yapıldığı bir dönem olarak tebarüz etmiştir. Tebarüz kelimesini bile Türkçe karşılığıyla değil de Arapçasından, yani Türkçe Latin alfabelerle yazmak durumunda tebarüz etmiştir. Bariz olmuştur. Ortaya çıkmıştır. Bu yüzyılda matematik, astronomi, fizik, kimya ve tıp adına önemli çalışmalar ortaya konmuştur. O zamana kadar yapılmış çalışmaları da değerlendirmek suretiyle bilim adamları söz konusu bilim dallarında önemli katkılar yapmışlardır. Bir o yüzyıllara gitmek gerekiyor şu eseri okumaya cesaret etmeden evvel, öyle bir hadde ulaşmadan evvel bir o dönemlere gitmemiz gerekiyor. Bu bilim adamları arasında Beyruni, İbnül Heysem, Ebul Vefa, Zehravi ve İbn Sina'nın adlarını saymak mümkündür. Ayrıca bunlar başka adlar da ilave etmek mümkündür. İşte bu çalışmaları göz önünde bulundurarak bu yüzyıl Orta Çağ İslam dünyası için bir aydınlanma dönemi olarak adlandırılabilir. Kardeşler, bizim kafamızı Greenwich'ten bir an evvel Kabe-i Muazzama'ya çevirmemiz lazım. Bizim sıfır noktamız Greenwich henüz hala. Yani bize dayatılan sisteme itiraz edenlerimiz bile Greenwich'ten düşünüyor. Sıfır noktamızı Greenwich'ten Kabe-i Muazzama'ya çevirmezsek işimiz çok zor. Çünkü diyor ki, bakın enteresan, Orta Çağ. Orta Çağ denildiği zaman herkesin aklına Katolik dünyasının karanlık çağı olarak adlandırılıyor. Hayır, o Katolik dünyasının problemi. Yani yaşlı kadınları cadı diye sokaklarda yakanların, taşlayanların, o zamanın fitoterapistlerini bu büyücü cadı diye nitelendiren insanların problemi. Orta Çağ benim için, bizim için aslında altın çağı. Bu bilim adamları arasında özellikle Beyruni ve İbn Sina'nın ayrıcalıklı bir yeri olduğu söylenebilir. İbn Sina her ne kadar daha çok bir hekim olarak şöhret yapmışsa da o tıbbın yanı sıra çok değişik konularla ilgilenmiş, bu konularda yetkinlik taşıyan katkı niteliğinde çalışmalar yapmıştır. Dolayısıyla onun için İslam dünyası uygarlığının kalbur üstü kurucularından biridir. İslam dünyası uygarlığının kalbur üstü kurucularından biridir demek yerinde olacaktır. İbn Sina küçük yaştan itibaren bilmeye, öğrenmeye ilgi duymuş ve 17 yaşında bir hekim olarak şöhret kazanmış. 17 yaşında. 17 yaşında çocuğumuz biz markete göndermeye kıyamıyoruz. Ve 57 yıl gibi bir kısa sayılabilecek bir ömre birçok bilimsel ve felsefi çalışmanın yanı sıra devlet adamlığını da sığdırmıştır. Bir dönem vezirlik de yapmış. Bir filozof olarak yoğun şekilde Farabi'den etkilenen İbn Sina, insanın ancak bilim, felsefe ve sanat gibi yüksek değerler sayesinde mutluluğa erişebileceğini kabul etmiştir. Onun bilim adamı olarak matematik, fizik, kimya, astronomi, jeoloji gibi birbirinden farklı dallarında önemli katkıları vardır. Aynı paragrafı bir daha okuyorum. Onun bilim adamı olarak matematik, fizik, kimya, astronomi, jeoloji gibi birbirinden farklı bilim dallarında önemli katkıları vardır.
Bunlardan matematikle ilgili olarak daha çok matematik kavramları üzerinde duran İbn Sina'nın matematik felsefesinin kurucularından biri olduğu söylenebilir. Astronomi ile ilgili olarak zamanı idarecilerinden de isteği üzerine bir takvim çalışmasına giren İbn Sina, devrinin önemli bilim adamlarından Beyruni'de de görünen özel ölçüm yöntemi olan mikrometreyi bulmuştur. Mikrometre denen ölçüm birimini bulan adam aynı zamanda. Orta çağdan bahsediyoruz arkadaşlar. Simyacılar falan var. Kurşundan altın elde etmeye çalışan, bir elementten başka bir elemente nasıl dönüştürebiliriz, bakırdan nasıl altın yaparız kafasında olan adamlar var. Devam ediyor paragraflar. Fizikle ilgili olarak optik, devam ediyor yani, daha bitmedi. İbn Sina bitmedi, nelerle alakalandı. Fizikle ilgili olarak optik, fizyolojik optik ve dinamik konularına ilgi duyan, yani bugünkü otomasyon makinelerin atası olan işlemler. Ve bu konudaki klasik bilgileri tartışarak yeni görüşler teklif eden İbn Sina, kimya dalında ise aynı objektif zihniyetin bir seviyesi olarak transformutasyon. Bunu merak ettik biz. Şerh ederek bakacağız dedi ki neymiş transmutasyon? Elementlerin kendi asliyetlerinin bozulabilip başka bir şey olabileceği ilmi. Yani simya ilmi. Bu teoriye karşı çıkmıştır. Bakır ne kadar kaynatırsan kaynat altın olmaz. Simya ilmi uzun yıllar Orta Çağ Avrupa'sında ilgi görmüştür. Günümüz dünyasına kazandırdığı tek özellik ise Ben-Mari usulüdür. Eski simyagerlerden bir Ben-Mari vardır bir kadın. Onun kendi özel bir tenceresi vardır. Dış tencere, iç tencere, arada kaynayan su. Onunla elementleri değiştirmeye uğraşmış. En sonunda bir mutfakta işimize yaran bir Ben-Mari tenceresine fayda vermiştir. Simya iliminin günümüz dünyasına tek kazandığı şey bu. Bir hekim olarak İbn Sina her ne kadar klasik tıp bilgisine sahipse de, o zamanki klasikten bahsediyoruz. O zamanki klasik tıp bilgisi. Yani bir insanın sarası varsa içine cin kaçmıştır. Bir insan fenalık geçiriyorsa rukyeciye gitmelidir gibi. Rukyecilerle bir alıp veremediğimiz yok bu arada. Ha bir de mizacına bakılır insanın. Tıp bilgisine sahipse de bu bilgileri kendi deney ve gözlemlerine dayanarak tartıştığı zaman zaman yeni görüş ve bilgiler teklif ettiği görülür. Onun bu çalışmalarını başta El Kanunu Fit Tıp olmak üzere muhtelif yazılarından da eserlerinden de görüyoruz, buluyoruz. Onun bu eserleri arasında El Kanunu Fit Tıp'ın ayrıcalıklı bir yeri vardır. Batı'da 16. yüzyıl sonlarına kadar bu muhtelif defalar baskısı yapılan bu eser 13. yüzyıldan itibaren değişik tarihlerde Arapçadan Latince'ye tercüme edilmiştir. Soru geliyor insanın aklına ister istemez. Acaba Arapçadan Latince'ye tercüme edilirken anlam kayması olmuş mudur? Olmuştur. Peki Latinler bu kitabı elinin tersiyle etmiş midir bugünümüzün insanları gibi? Aman tercümesinde problem var, sakın okumayın mı demiştir? Latinler yoksa bunu anlamaya kafamı patlatmış olabilir. Modern tıbbın Latinlerin anladığı kadarıyla bile bugünümüze gelmesine sebep olan eserden bahsediyoruz. Kavmen Türk olan ve bir İslam alimi olan, bir fakih olan, aynı zamanda müfessirlik seviyesinde olan bir adamın eserini biz niye olası tercüme problemlerinden dolayı itelim? Doğu'da ise 19. yüzyıla kadar tıp okullarında el kitabı olarak kullanılmıştır. Doğu'da bile, Türkiye ülkelerde bile. Bu da bize onun tıp dünyasında ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. El Kanunu Fit Tıp 18. yüzyılda Tokatlı Mustafa tarafından Osmanlıca'ya çevrilmiştir. Eserin ayrıca bütünüyle veya kısmen muhtelif dillere çevrilmiş olduğu bilinmektedir. Bu eserin çevirisinde özellikle terminoloji açısından bazı güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bakın mütercim bile bunu söylüyor. Demek ki nedir? Kur'an-ı Kerim diyor ki insan acelecidir. Bu güçlükler özellikle terimlerin Türkçe ifadesi açısından söz konusu olup terimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için
Latince terimlerle karşılıklarının verilmesi yoluna gidilmiştir. Diyor ki Profesör Doktor Esin Kahya hanımefendi, Allah razı olsun kendisinden. Biz bunu bu kadar yapabildik. Bazı kısımlarını bizim anladığımız gibi Latince ile anlattık diyor. Devamla. Giriş kısmında ise İbn Sina'nın hayatı, tıp ve diğer bilimler konusundaki çalışmaları. Kısacası önden bir küçük bir biyografisi var, onu okuyayım size. İbn Sina 11. yüzyılda yaşamış ve özellikle hekim olarak şöhret yapmış bilim adamlarındandır. O 980 yılında Buhara'nın Afşine kasabasında doğmuştur. Babası Belhli Afganistanlı olup oradan Buhara'ya gelip yerleşmiştir. Buhara'da Yıldız adlı bir hanımla evlenmiştir. Bu evlilikten İbn Sina doğmuştur. İbn Sina daha küçük yaşta öğrenmeye büyük ilgi göstermiş ve henüz 10 yaşındayken Kur'an'ı ezberlemiştir. Hafız. O Buhara'da ilkin İsmail-i Zahid'den fıkıh dersleri, daha sonra ise Buhara'ya gelen Ebu Abdullah Natili'den mantık, felsefe öğrenmiştir. Aynı zamanda tabiat bilgisi ve ilahiyat dersleri almıştır. Bu sırada artık 16 yaşındadır. Ve 17 yaşında İbn Sina'nın yıldızı parlıyor. İnanın 40-50 sayfa atlayarak devam edeceğim. Çok muazzam kaynakçalar, hangi dillere çevrilmiş, ne kadar şerh edilmiş, efendime söyleyeyim, başka hangi nüshaları var, teker teker hepsi anlatılıyor. Diyor ki misal, muazzam bilgiler var içinde. Astrolojiden bahsediyor. Ona göre astroloji herhangi bir bilimsel temelden yoksundur. İbn Sina söylüyor. Biz size uzak yıldızların mizaca olan etkisini anlatırken ne anlattık? Hatırlayın. İbn Sina böyle diyor. Ben bu kitapta ilk defa denk geldim. Ben Doktor Mehdi Cihangir'den duyduğum üzere anlatmıştım. Ona göre astroloji herhangi bir bilimsel temelden yoksundur. Gök cisimlerinin hareketleriyle bağ kurarak kişilerin geleceği hakkında ya da yeryüzünde olup bitecekler hakkında bilgi edinmek mümkün değildir. Aklın yolu girmiş elhamdülillah. Örneğin bir insan çölde kalıp susuzluktan halsiz düşüp hayatını kaybederse bunun bizzat güneşle ilgili astrolojik bir anlamı yoktur. Güneşin fenalığından kaynaklanmaktadır. Fenalığından kaynaklanmamaktadır diyor. Hiçbir gök cisminin iyi ya da kötü etkisi söz konusu değildir. Yani işte bu hafta, bu ay Jüpiter ikizler takım yıldızının içine girdi. Aman işte ikizler burcu olanlar dikkat etsinler, para kaybedecekler vesaire vesaire. Ne Satürn uğursuzdur ne de Jüpiter'in böyle bir özelliği vardır. İbn Sina burçlarla ilgili olarak da şöyle demektedir. Tutulma düzlemi kuşağı dört bölgeye ayrılmış olup her bir bölgede üçer yıldızdan meydana gelmiştir. Vallahi benim anladığım meseleler değil bunlar. Bunların dişi ve erkek ya da gece ve gündüzle ilgisi kurulmamıştır. Bu yalnızca astronomik bir dizilimdir diyor. Burada gece ya da karanlığın olumsuzluk özelliklerinin ve gündüzün ya da aydınlığın olumlu niteliklerinin simgesi olduğu hatırlanmalıdır. Soğuk, sıcak, iyi, kötü, güzel, çirkin gibi. Halbuki ona göre gökyüzünde her şey düzenlidir. Eşşemsu vel kameru ve husban. Tutulma düzlemi kuşağın etrafındaki yer alan zodyak sistemindeki yıldızların şekillerinin hayvanlara benzemesi de özel bir anlam ifade etmez. O sizin engin hayal gücünüzdür diyor İbn Sina. Aynı şekilde gezegenlerin kavuşumu veya ayın yörüngesinde belli durumda oluşumunun doğada olan olayları olumlu ya da olumsuz etkilemesi ya da belli bir bölgede olumlu ya da olumsuz etkisi olması söz konusu değildir. Yine İbn Sina'ya göre gök cisimlerinin insan vücut organları üzerinde de bir etkisi yoktur. İklim başka. Aynı şekilde hastalık ya da sağlığın da gök olaylarıyla ilgisi yoktur. Doktorun bunları esas alarak teşhis ve tedavisini yönlendirmemesi gerekir diyor. Yani astroloji hususunda fikri, demek ki astroloji okumuş
etmiş. Doğru mu yanlış mı ayıklayabilmiş. Biz bunları niye anlatıyoruz Allah aşkına burada? Okumadığınız, mütalaa etmediğiniz, mütercimi tarafından bile şurada şu sakatlıklar olabilir uyarısı bulunan bir eser niye insanlardan uzaklaştırılır? Hem de afaki, tehlikeli sözlerle. Devamla. Yukarıda da ifade edilmiş olduğu gibi İbn Sina fizik ve astronomi ile ilgilenmiştir. Her zaman devrinde yaygın şeklinde bilim adamlarının yakından ilgisini çeken astroloji ve simya gibi pseudo bilimlere karşı, yani günümüz Türkçesiyle nasıl anlatabiliriz ona, paranormal olaylar bilimlere karşı olduğunu da kesinlikle ifade etmiştir. Geçiniz efendim bu işleri diyor. Geçiniz efendim. Açık ve sarih ayetler. Açık ve sarih kevni ayetler, tekvini ayetlerle alakalıyız biz. Bizi bu ilgilendiriyor. Onun konusundaki görüşlerini yukarıda kısaca ele aldık. Burada simya ile ilgili görüş ve çalışmalarına da kısaca değinelim. Hani neyi okuyoruz, nasıl anlatacağızın temelini anlatmaya çalışıyorum. Bu tarzda okuyacağız. Bilindiği gibi simya çok eski tarihlerden itibaren insanların ilgisini çekmiştir. Muhtemelen bu bir taraftan insanların altın ve gümüş gibi kıymetli metalleri daha az değerli metaller kullanılarak elde etmesi, dolayısıyla kolayca servet sahibi olma şeklinde pragmatik yönünün yanı sıra mükemmel maddeyi elde etmek ve böylece her şeyin özündeki bu madde sayesinde ebediliğe ulaşmak, yani ölümsüzleşmek gibi biyolojik ve evrenin bir bütün olduğu, dolayısıyla gezegenler ve yeryüzündeki elementler arasında bir münasebet olduğu konusunda bir ölçüde tabiat felsefesi diyebileceğimiz konularla münasebetlidir. Müdahale edersek kurşundan altın, alüminyumdan gümüş yapabiliriz. Element ve alaşımı aynı kefeye koymayalım. İbn Sina alaşımlar hakkında da gözlemler yapmış. Yani bir haddehaneye gitmiş. Falan elementle filan elementi karıştırıp ortaya çıkan yeni karışımı, bakın bir elementten altın veya gümüş çıkartmak değil. Yani bakırla altını karıştırıp simyacıların o altın çoğaldı. Hayır diyor İbn Sina. Altın çoğalmadı. Altınla bakır belirli bir ısıda birbirine karıştı. Ayarı düştü. Kuyumcularda 18 ayar, 16 ayar hani altınlarımız var ya, onlar hakkında ortalama 1000 sene önce fikir serdetmiş bir adamdan bahsediyoruz. Yani İbn Sina cemaatatı incelemiş, nebatatı incelemiş, hayvanatı incelemiş, astronomiyi incelemiş, astrolojiyi de incelemiş, boş iş bu demiş, kimyayı incelemiş, simyayı da incelemiş, ona da boş iş demiş. İncelemediği bir şey hakkında reddiye vermemiş. Bugün biraz böyle sitemkar bir canlı yayınımız olacak. Hakkınızı helal ediniz. Aslında size önce akıl nedir onu anlatmak lazımdı. Kaç dakikamız oldu İlker hocam? Yaklaşık yarım saat. Yaklaşık yarım saat. Bir 15-20 dakika daha konuşacağım. Sonra müsaadenizi isteyeceğim. Söz konusu dallardaki çalışmaları gerek eski Çin'de, Hint'te ve gerekse Helenistik dönemde Yunan'da görmek mümkündür. Bugün bu tarz şeylerle gelen bize bilin ki ya Çin, ya Hint, ya da Helenistik temellerden geliyordur. İslam tıbbıyla alakası yoktur. İslam dünyasında ise 8. yüzyıldan itibaren bu konu bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. Konuyla ilgili çalışmaları olan simyadan kimyaya geçişi hazırlayanlar arasında bakmış simya, demiş bunda bir şey yok ama şöyle şöyle dallara doğru uzanıyor. Cabir bin Hayyan, Allah razı olsun, ve Razi'nin adı zikredilebilir. Hatta bazılarına göre Cabir, element fikrinin doğmasında etken olmuştur. Bugün element takvimimiz vardır ya, bilir misin onu? Bayağı onlarca, yüzlerce karelerden oluşur. İşte C, A, bilmem K, A, N, nikelin simgesi falan. Heh. Yani onların başlangıcı. İslam alimleri tarafından. Allah hepsinden razı olsun. Razi, birçok kimyasal işlemi ve kimyasal terkibi kimyaya sunmuş ve
bazı bugün de kimya laboratuvarlarında kullanılan aletleri bulmuştur. Her derste, her canlı yayında sürekli söylüyorum. Allah aşkına en azından İstanbul'dakiler şu İslam Bilim Tarihi Müzesi'ne bir gitsin. Kafa ayarlarımız bir değişsin kardeşler. Allah Fuat Sezgin Hoca'dan razı olsun. Fuat Sezgin Hoca da bu kadarını yapmış. El Kanunu Fittibu tercümeye fırsat bulamamış. Bu ülkede 30 dil bilen bir profesörden bahsediyorum. Bugün biraz beni çok kızdırdılar. Hakkınızı helal ediniz. Bir taraftan hırsımı alıyorum. İbn-i Sina devrindeki birçok bilim adamı gibi kimyaya ilgi duymuştur. Nedir bakalım yahu diyerekten. Ancak yukarıda verilen açıklamalardan da belirlenebileceği gibi o hiçbir şeyi olduğu gibi ya da kendisine aktarılan şekliyle kabul etmemiş. Burada biraz sovdası varmış İbn-i Sina'nın. Allah razı olsun. Hayırlı bir sovdaymış. Dur bakalım diye körü körüne atlamamış. Bugün bizim yaptığımız gibi. Bunları irdelemiş. Doğru olup olmadıklarını araştırmıştır. Aynı davranışı o simya konusundaki çalışmalarında da sergilemiştir. O konuyla ilgili olarak kaleme aldığı El İksir adlı risalesinde, inanın ben size burada İbn-i Sina'nın El Kanun haricindeki risalelerini saymaya kalksam, şöyle göstereyim size kardeşler. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 5 sayfa. Her satır El Kanunu Fittıb'ın hangi ülkelerde nasıl basıldığı kaynakçaları. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu görmüş olduğu bütün satırcıklar, kelimecikler El Kanunu Fittıb'ın dünyanın dört bir tarafında farklı farklı lisanlarda, aman biz bundan ne anlarsak onu anlayalım. Bundan yola çıkalım. Allah bize aklı maat da vermiş. Kalanını da biz irdeleriz. Yanlışımız elbette olacaktır diyen, bu kelimeyi kullanmak istemem ama aydın fikirli adamlar. Hani münevver demeyelim. Münevver Müslüman da olur da. Aydın fikirli adamlar. Burada şöyle bir kitap var, eser var. Allah razı olsun şimdi. Esin Hoca da kim bilir kaç senesini vermiş bunu telif etmeye. Ama ne kadar kolaydır bir şeyi kötülemek. Ne kadar kolaydır. Diğer tarafta da yazmış olduğu risaleler var. Yani o da yaklaşık 1-2 sayfa. Sırf yazdığı risalelerin ismi. Ve dünyanın kaç diline, İspanyolcasına, Fransızcasına, şurasına, burasına. Ya bu Fransızlar ya Arapçaya vakıf mıydı İbn-i Sina gibi? Kardeşler. Kardeşler. Benim güzel kardeşlerim. Özür dilerim. El İksir adlı risalesinde muhtelif simya işlemlerine ve bunların arasında simya işlemlerine temel teşkil eden transformasyon teorisinde tartışmıştır. Başından alıyor, sonuna kadar inceliyor. 17 yaşında hasta tedavi edip 57 yaşına kadar yaşayan bir adamdan bahsediyoruz. 40 sene mi? 40 senede 20-30 ana bilim temel dalında belki 40-50 tane eser, temel eser neşreden bir adam. Alıyor, bakıyor. Hani gıdaların mizacını anlatmıştık. Kokluyor, tadıyor. İyidir veya kötüdür diyor. Bunları yapmış. Sonuna kadar sistemi devam ediyor. Sonuna kadar inceliyor. İşe yaramaz diyor. İbn-i Sina bu risalesinde simya konusunda ilgilenenlerin çok hatası olduğunu söyler. Ve daha sonra kendi nefsime döndüm ve düşündüm demektedir. Müslüman. Bak ne diyor cümlesi. Kendi nefsime döndüm ve düşündüm. İbn-i Sina bu risalesinde maddeyi 3 grupta ele alıp incelemiştir. Ruhlar dediği maddeler, bunlardan uçucu maddeleri kastetmektedir. Ruhlar. Metaller bunlara örnek olarak altın ve gümüş verilebilir. Metalleri biliyoruz zaten. Çinkosu, bakırı, alüminyumu, faraza. Bu ikisi dışında kalan maddeler arasında çok farklı kimyasal yapıda maddeler konmuştur. Bunlar arasında kıl, yumurta, hayvan dışkısı gibi maddeler de yer almaktadır. Adamlar neleri incelemişler. Bu tasnifin bir değerlendirmesini yapmak gerekirse genel olarak benzeri bir tasnifin Cabir bin Hayyan'da da mevcut olduğunu söylemek mümkündür. Bu tasnif
daha sonra konuyla ilgilenen Razi gibi bilim adamları tarafından geliştirilmiştir. Bu tasnif ve bu tasnife ilişkin olarak Cabir bin Hayyan'ın verdiği açıklamalara dayanarak onun ilk defa element fikrini geliştiren kişi olduğu belirtilmiştir ki bu da modern kimyanın temel prensibini teşkil eder. Elin oğlu almış, genişletmiş. Bizim oğlanlar ve yapmaya kalkanı ne hale sokmuşlar. Atlayarak gideyim, derin dehşet okyanus. Siz istiyorsanız özelden okursunuz. Çoksa fazla vaktinizi almayın. İbn-i Sina özellikle transmutasyon teorisi üzerinde durmuştur. Hani simya anlattık ya. Bu teoriye göre bütün maddelerin temelinde iki element bulunur. Kükürt ve cıva. Bu iki elementin farklı terkipleri çeşitli maddelerin oluşmasına sebep olmuştur. Adam diyor ki kükürtten 5 gram koyarsan, cıvadan 10 gram koyarsan altın olur. Kükürtten 2 gram koyarsan, cıvadan işte 3 gram koyarsan gümüş olur. Transmutasyonun yani şeyin simyanın ana başlangıcı bu. Ha öyle mi diyor? O da bakalım yapalım demiş o da. Bu iki elementin farklı terkipleri çeşitli maddelerin oluşmasına sebep olmuştur. Bu teoriye göre eğer bütün maddelerin temelinde bu iki element varsa bunların belirli oranda karışımı ile istenilen maddeyi örneğin altın ve gümüşü elde etmek mümkün olacaktır demiş transmutasyoncular yani simyagerler. İbn-i Sina bu teorinin doğruluğunu araştırmıştır. Ona göre böyle bir şey mümkün değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi her maddenin kendine has özelliği vardır. Her element kendince saptır. Alüminyum herhangi bir şeyle bir şeyin karışması sonucu oluşmamıştır. O kendisi saptır. Altın hakeza. Demir hakeza. Çinko hakeza. He. Alüminyumla altını karıştırabilir miyiz? Veya bakırla neydi o? Kalayı karıştırabilir miyiz? Bakırla kalayı karıştırabiliriz. Belli bir aşamada. Belli bir ısıda. Veyahut da şundan şunu karıştırabilir miyiz? Bu olabilir diyor. Altını pirinçle, altını alüminyumla, altını efendime söyleyeyim bakırla karıştırabiliriz. Bazı simyagerler maddenin iç ve dış kalitelerini ayrıştırıp böylece tek tek kaliteleri elde ederek daha sonra istenen şekilde bu kaliteleri ayarlayarak istenen maddenin elde edilebileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu konuda da araştırma yapmış olan İbn-i Sina konuyu su üzerinde incelemiş ve müteaddit defalar suyu distile ederek 1000 yıl önce distile ederek onu nem kalitesinden kurtarmak suretiyle böylece tek başına soğuk kalitesini elde etmeye çalışmıştır. Bak ona düşmüş adam. Suyu ayrıştırayım. Su neydi? Soğuk ıslak. Islağını ayrıştırayım. Belki soğuk elimde kalır. Adamlar nelerle uğraşmışlar. Ya 40 yıllık bir ömür ya. 40 yıllık bir ömür. Ne ara uyudunuz, ne ara yediniz, ne ara içtiniz, ne ara evlenip çoluk çocuk sahibi oldunuz. Değil mi? Ne ara ev kirası ödediniz, ne ara wireless'la uğraştınız. Arkadaş siz ne yaptınız ya? Konudan biraz bağımsız olacak ama o dönemlerde yaşamış bir Ebu'l-Ferec İbnül Cevzi var. Evinden çıkıyormuş camiye. Camiden eve biri bir gün kolundan yakalamış. Demiş ki bir otur da demiş bir çay içelim. 5 dakika. Güneşi göstermiş. Şunu durdurun söz oturup konuşacağım sizinle. Bu tabi İslam ilmi üzerinde derinleşmiş bir alim. Ya şunu sırf ön sözünü okumak bile adamı adam ediyor ya. Devam ediyorum. Çalışmıştır. Ancak sonuç olarak beyaz bir boya elde ettiğini belirtir. Ki bu da bugünkü bilgimize göre suyun içinde bulunması muhtemel tuzlardır. Damata elinde tuz kalmış. Ha bakıyor. Yok öyle bir şey diyor. Kusura bakmayın diyor. Ve o yok dedikten sonra tekrar Amerika'yı keşfetmenin anlamı var mı? Yok. Ekstra bir daha gidelim. İbn-i Sina böylece simyacıların söyledikleri gibi maddenin sahip olduğu kalitelerini ayrıştırıp tek tek kalitelerin elde edilemeyeceğini deneysel olarak göstermiştir. Teorik olarak değil. Bugünkü gibi işkembeden değil. Bu da transmutasyon teorisinin mümkün olmadığını gösteren delillerden biridir. Onun için zaten simyagerlik diye bir şey yok ki adam 1000 sene evvel bitirmiş. Yine aynı paralelde incelemeler sırasında İbn-i Sina muhtelif hayvani maddeler üzerinde incelemeler yapmıştır. Onun bu tip deneylerine örnek olarak şu verilebilir. Zaç yağı ve nişadır karışımını bir şişeye koymuş. Nişadır şeyde, kalayda kullanılır. Tabii bakırı kalaylarken
kalay alaşımına şeye, pardon. Ay annem söyler ya, senin nişadırın az gelmiş derdi kızdığına. Tam parlamıyorsun. Mat kalmışsın. Evladım senin nişadırını az vurmuştur. Eski kadınların laflarıdır. Diyorum ya, beni de çöpe atın, gidin nenelerinize sorun. Bak neler var onlarda. Karışımını bir şişeye koymuş ve serin bir yerde bu karışımı 40 gün bekletmiştir. Daha sonra bu karışım içinde bir tüy atmıştır. Bu tüyün hemen yandığını görmüştür. Bu reaksiyon o sıvının ne kadar keskin ve yakıcı, yani bugünkü anlamda kalsinasyon özelliği olduğunu göstermektedir. Adam yakıt icat etmiş. Hasbinallah. İbn Sina aynı zamanda kalsinasyon ve erimeyi birbiriyle karşılaştırmıştır. Ona göre kalsinasyonda maddenin nemi kaybolur. Sonuçta kül olur ve artık bırakır. Geriye ne kalır? Kalıntı. Bunu hıltlarda işleyeceğiz. Sevgili online akademi mensupları. Halbuki eriyikte tam tersidir. Burada nem içeride kalır. Hatta söylemek gerekirse nem artar gibidir. Buradaki kasıt ne? Düdüklü tencerede bir şeyin hapsedilmesi gibi. Ağzını açık bırakarsan yanar, uçar, geriye bugünkü anlamda dibi tutmak kalır. Ama nemi hapsedersen, çıkmasını engellersen kalsinasyon tahminimce kaynama olmalı. Buna bakmadım, özür dilerim. Kalsinasyonun ne olduğuna bakabilir miyiz hocam? Kalsinasyon özelliği. Örneğin bu madde kalsinasyon sonucu kül bırakmaz. Bazıları tamamen kaybolur. Gaz haline dönüşür. Distilasyon. O da distilasyonda. Bir boşluk bırakırsın düdüklü tencerenin içerisinde. Hadi size distiliyle tarif edeyim. Evinizde yapabilirsiniz. Yayın var mı? Yayın gitti demişler. Var mı yok mu? Kardeşler yayın var mı yok mu? Mesaj atabilir misiniz? Bir daha bakalım. Yok, var ya. Var değil mi? Bağlantılarını kontrol etsinler. Sizler bağlantınızı kontrol edin kardeşler. Ben bir mola vereyim. Var. Ya var deyin ya. Yok demeye yazıyorsunuz. Var da deyin bari arkadaşlar. Ha gelmiş. Yani. Bu kadar basit. Tam çay karıştırıyordum. Bir çay içebilir miyim? Bir fırtalabilir miyim? Bana da müsaade. Bir saati bulduk mu abi? Yok 40 dakika. Nasıl bir adamı okuyacağız? Nasıl bir adamı kimler tercüme etmiş? Bizim bugünkü derdimiz ve dersimiz bu. Neymiş? Bir maddenin nemini ve karbondioksit gibi uçucu maddeleri uzaklaştırmak için o maddeyi erime noktasının altında ısıtma işlemi. Kavurma. Kalsinasyon bir maddenin nemini ve uçucu maddeleri uzaklaştırmak için. Yani ne yapabiliriz kalsinasyonla? Kavurma. Hani balla sirkeyi karıştırıyoruz ya. Uçucu maddeler uçuyor. Veya elinizde bir şişe şarap var. Şarap, alkol. Atarsınız içine bir avuç tuz. Kalanı sizindir. O şarap kurtarır kendini. Veya az bir şey kaynatırsınız. Hafif fokurdatırsınız. O şarap artık şarap değildir. Gibi. Kavurmaymış. Birkaç paragraf daha okuyalım. Ondan sonra girişten bir paragrafla sizi bir hafta aç bırakalım inşallah. Bunu da denemiş. Yine simya konusunda araştırmaları sırasında altın ve bakır karıştırıldığında aslında altının miktar olarak artmadığını, bir sürü altınımız oldu deyip değer düşüp. Bu karışım işlemi sonucunda elde edilenin sadece altın ve bakırın bir karışımı olduğunu belirtmektedir. Hani ayarı düşmesi 18 ayara. İşte 24 ayar som altın, 22 ayar, 20 ayar, 18 ayar falan filan. Onu siz benden daha iyi bilirsiniz. Altınla hiç işim olmadığı için. Benim işim bunlarla oldu. Bir başka ifadeyle İbn Sina transmutasyonun yani simyanın, kalsinasyonun kavurma olduğunu, transmutasyonun ise simya olduğunu öğrenmiş olduk. Becerebildiğimiz kadar, dilimiz döndüğü kadar takıldığımız yerlerde sözlüklere, şunlara bakıyoruz. Nedir, ne değildir, serencamını araştırıyoruz. Eksik kaldığımız yerlerde beraber.
Ona göre kükürt ve cıva karıştırılarak yapılan deneylerde kükürt fazla olduğunda karışımın renginin dolay olarak sarı, yani altın renginde olduğunu, halbuki cıva fazla olduğunda karışımın renginin de beyaz, yani gümüş renginde olduğunu belirtmiştir. Burada yalnızca renk değiştiriyor, yeni bir altın veya yeni bir gümüş elde etmiyorsunuz. Milleti de kandırmayın, kendinizi de kazıklamayın diyor. Burada elde edilen madde artık ne kükürt ne cıvadır. Yalnızca bir karışımdır. Yani alaşımdır. Alaşımı da icat etmiş adam. Buraya kadar verilen açıklamadan da anlaşılabileceği gibi İbn Sina nasıl ki astrolojiyi reddediyorsa simyayı da reddetmektedir. Faraza ve boş işlerin saçma sapan olabileceğini, üzerine düşünmemesi gerektiğini ispatlamak için kendini feda etmiş bir alimden bahsediyoruz kardeşler. Ancak reddetmeden önce simyagerlerin transmutasyon konusundaki iddialarını bizzat yapmış, olduğu deneylerle denetlemiş ve ne derecede doğru olabileceğini belirlemeye gayret etmiştir. Olur ya belki de biz hatalıyız diyor. Olur ya belki de biz hatalıyız. Ve ne derecede doğru olabileceğini belirlemeye gayret etmiştir. Ancak onun bu konuda kaleme aldığı Risaletül Kimya adlı eseri, bakın bir eserine daha denk geldik, de anlaşılacağı üzere bu deneylerden olumlu sonuçlar elde edememiştir. Kahya Edemiş, İbn-i Sina'da Kimya, İbn-i Sina Sempozyumu, Ankara 1984'te. Bu eser mütalaa edilmiş. Onun bu konudaki çalışmaları daha sonra 12. yüzyılda Latince'ye çevrilmiştir. Bu yolla bakın kimler yetişmiş bu eserden. Albert Magnus ve Roger Bacon'ı etkilediği görülmektedir. Kaçıncı yüzyılda doğmuş? 8. 9. yüzyılda mı? Yok. 900'lü yıllarda doğmuş. Değil mi? 800'lü 900'lü yıllarda. 10. yüzyıl içerisinde doğup 200 yıl daha okunmuş Batılılar tarafından, bırakılmamış ve onun bu fikirleri, sağlam ilmi temelleri Albert Magnus ve Roger Bacon'ı etkilemiş, elin herifini. Biz kendimizi ciddiye almıyoruz ki. 12. yüzyıl. 10. yüzyılda doğmuş, 12. yüzyılda Batılıları etkilemiş. 200 yıl. Bu farklı Bacon. Şey değil. Filozof olan değil. Albert Magnus da İbn Sina gibi transmutasyon teorisine karşı çıkmıştır. Roger Bacon ise İbn Sina'nın bu konudaki çalışmalarının bir özetini vermekle yetinmiştir. Adam yapmış, aha özeti yeterli diyor. Yeniden diyor biz Fransa'yı keşfetmeyelim. İbn Sina buraya kadar verilen açıklamalardan da anlaşılacağı gibi çok farklı konulara ilgi duymuş ve o konularda araştırmalar yapmıştır. Onun söz konusu bilim dallarında katkı yapar nitelikte çalışmaları vardır. Ancak onun hayatında tıbbın yeri bambaşkadır. O her şeyden önce bir hekim olarak şöhret yapmıştır. İbn Sina'nın tıp eserlerinin hemen hepsinin Türkiye'deki yazma kütüphanelerinde nüshalarını bulmak mümkündür. Kitaplar orada. Daha iyisini yapıyorsanız diyor, buyurun kitaplar orada. Bunlar arasında şüphesiz ki en meşhuru gerek Doğu ülkelerinde gerekse Batı'da tıp adamları tarafından el kitabı olarak. Gazali'nin ihyası için büyük alimler birbirlerine diyor ya, üstad diyor bunu Hazar'da ve Sefer'de de yanından ayırma. Ben bunu buraya sırt çantamda getirdim, üç kat naylona sardım getirdim, olur da yağmur mağmur yağar diye. El kitabı olarak uzun yüzyıllardır kullanılmış olan El Kanun Fittıp'tır. Yani elimizdeki eser. İbn Sina'nın söz konusu eserini daha sonra tekrar ele almak üzere bir tarafa bırakalım ve onun tıp konusundaki diğer eserlerini ele alıp kısaca değerlendirelim. Burada ilkin onun Edviyatül Kalbiye adlı eserini ele alalım. Bu eser adından da anlaşılabileceği gibi kalple ilgilidir. Eserde üç kısım bulunur. Birinci kısımda kalbin yapısı ele alınır. Ruhların yeri olarak kalp değerlendirilir. Burada kelam kısmı da var işin. Gazali de bundan bahsediyor. Kalbin nerede olduğu, ruhun nerede olabileceği. Kalbin hayati yönden önemi vurgulanır. Ruhun özelliklerinden söz edilir. Eserin ikinci kısmında kalp ilaçlarının özelliklerinden ve üçüncü kısmında ise basit ve mürekkep ilaçlar ele alınıp haklarında bilgi verilmiştir. Basit ilaçlar için ilkin ele alınmış alfabetik sıraya göre verilmiştir. Vay 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 vay.
Devam ediyor. Devam ediyor. 1338'de basılmış bir tane. 1407'de sayfa atlayarak gidiyorum kardeşler. Sıraca 3347 Ahmet. Tahran'da 317. Merhum Mirza Tahir Tahran baskısı ayrıca. Kütüphane-i Milli Tahran'da 2010. İran bu işe güzel emek vermiş. İbn-i Sina'nın bir başka eseri olan Hasbül Beden adını taşır. Bu eser kısaca vücut, onun önemi, mahiyeti gibi daha çok tıp felsefesi konusunda ele alan bir eserdir. Aslında bu eser Galen'in aynı adı taşıyan makalesinin İbn-i Sina tarafından Arapçaya çevirisidir. Çağlar boyunca, tarih boyunca mizah tartışmaları adlı eserde bundan bahseder. Galen'in yani gıdalar ve mizaç değişirse karakter ve huy da değişir iddiasını İbn-i Sina da kısmen onaylamıştır. Yani ahlaki mizacı sert olan bir şeyi, bir kişiyi soğuk ıslak gıdalarla ahlakını, anlayışını yumuşatabilirsiniz. Senin böyle deneylerin, gözlemlediğin var mı Fatih Hoca? Fatih abi, Fatih diye sorabilirsiniz. O da bende kalsın. O da bende kalsın. Yakında burada bu sayfada görürsünüz. Var mı yok mu? Aynı adlı eserin makalesinin İbn-i Sina tarafından Arapçaya çevirisidir. Eserin bildiğimiz iki nüshası olup Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya'da bulunmaktadır. İbn-i Sina'nın bir başka eseri Düsturu Tıbbi'dir. Bu eser hekimlerin öncelikle bilmesi gereken belli başlı konular hakkında bilgi vermektedir. Tıbbın düsturunu öğren de sonra gir diyor. Tedavisinde sürenin önem taşıdığı hastalıklar vardır. Bunlara doktorun dikkat etmesi gerektiği eserde vurgulanmaktadır. Ayrıca doktorun dikkat etmesi gereken noktalar arasında tedavide kullanılacak ilaçlar vardır diyor. Devam da. Kalanını siz kendiniz okursunuz. İnşallahü Rahman daha bu kadar anlatılacak. Kıyamet gibi mesele var. Elimizdeki birinci cilt tıp biliminin genel konuları hakkında bahsediyor. Bununla beraber İbn-i Sina'dan sizlere bir selamlamayla rahmetullahi aleyh bugünkü böyle enteresan olan canlı yayınımızı bitirelim. Haftaya inşallah günü size belirlenir. Bu kadar cumaya kalmaz da daha erken. Tıbbın temeli, tıbbın tanımı, tıp nedir? Onu anladığımız kadarıyla izah etmeye çalışırız. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamış. Bağışlayan ve esirgeyen Allah'ın adıyla. Besmele ile başlamış. Şanının yüceliğine ve kapsamlı iyiliğine layık olan Allah'a şükrederim. Ve Efendim Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve ailesine dua ve selam olsun. Yani diyor ki, Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulullah diye başlıyor. Bazı güvenilir arkadaşlarım ve kendisine yardım etmem gereken kişiler imkan nispetinde tıbbın genel ve özel kanunlarını içeren bir kitap yazmam konusunda gayret ve çaba harcadılar. Bu isteğe uyarak hazırladığım bu eser kişisel çabalarımla ilgili konulardaki açıklamaları kısa fakat ayrıntıda özün hakkını çok iyi verecek şekilde düzenlendi. İlkin tıbbın iki kısmından, her şeyi içine alan ve genel konularından bahsetmek istiyorum. Bunlardan teorik ve pratik kısımları kastediyorum. Daha sonra müfret, yani basit ilaçların etkileri hakkındaki görüşlerden genel olarak bahsedeceğim ve daha sonra da tek tek organların anatomisini ve yardımcı organların anatomisini ele alacağım. Bu kısımlarda biz uzun okuyacağız, az bilgi vereceğiz. Biz anlayacağız ki size anlatalım. Olmadı doktor kardeşlerimizle de istişare edeceğiz. Birinci kitapta tek tek basit organların anatomisini ele alıp onların yararını anlatacağım. Daha sonra hastalıklar hakkında genel bir açıklama yapacağım. Onların sebepleri ve belirtilerini açık ve seçik olarak açıklayacağım. Yine aynı kitapta bu genel açıklamalardan sonra hastalığın tarifini vererek tıp yasasına uygun olarak hastalıkların farklarını, sebep ve belirtilerini, sonuçlarını ve tedavi yöntemlerini anlatacağım. Daha sonra ilaçların genel kullanılış prensiplerini de ele alacağım. Sonra da basit ve mürekkep ilaçları vereceğim. Müfret ilaçlar kitabında basit bir şekilde müfret ilaçlar listesi sunacağım. Buralarda da biz de ister istemez
parmak uçlarımıza baka baka, basa basa okuyacağız. Anlamadığımızı söylemekten utanan bir insan değiliz. Biz burasını anlamadık diyebiliriz. Otururuz, cümleten bunun ne olduğunu mütalaa ederiz. En azından şu kitapların, hani eski eserlerde vardır ya kardeşler, eserin müellifi bir yazı yazar, küçük bir kare içindedir. Görmüşsünüz el yazmalar. Ondan sonra bütün dışarıdaki boş kare küçük küçük yazılara donanmıştır. Şurada neye takıldıysak, biz sizlerin de bize yardım etmesiyle buradaki kasıt şudur diye düzeltme gayretinde bulunacağız. Aciz aklımız ve ilmimizle. Bizim sistematiğimiz, niyetlendiğimiz sistematik bu. Allah ömür ve nefes verdiği sürece. Daha sonra ilaçların genel kullanılış prensiplerini ele alacağım. Sonra da basit ve mürekkep ilaçları vereceğim. Müfret ilaçlar kitabında basit bir şekilde müfret ferdi olan kişisel müfret tekil ilaçlar listesini sunacağım. Ey öğrenici, bana diyor, size demiyor. Ey öğrenici, konuyla ilgilendiğinde kendinin de üzerinde duracağı gibi bu listelerin yapılmasının yararını göreceksin. Konuyu sınırlamak için hiçbir şeyi geri dönüp tekrar ele almayacağım diyor. Mürekkep ilaçların akraba dininde ele alınması gerekiyordu. Onların yararlarını, terkiplerini orada ele alacağım. Bu kitabı tamamladıktan sonra tek bir organı değil, genel olarak vücudun tamamına yayılan ve yaygın şekilde görünen hastalıklarla ilgili bölüme başlayacağım. Bu birinci kitap diyor ha. Bu kitapta da bundan önce yazdığım kitaptaki yöntemi izleyeceğim. Eğer Allah yardımcım olursa burada kitabı bitireceğim. Daha sonra ilaçlarla ilgili bilgiyi tek bir kitapta akraba din de toplayacağım. Bu sanatı bildiğini iddia eden ve icra eden kişiler şayet bu kitabın, eserin bütününü okuyup iyice öğrenip hazmetmezlerse onu anlayamazlar. 1000 sene önce söylemiş. Hazmede gideceğiz. İşimiz ne? Çünkü bu eser bir doktorun bilmesi gereken asgari bilgileri içermektedir. Bu esere ilave yapmak gereksizdir. Yararlı olmaz. Allah ömür verirse, ömrümde vefa ederse bu eseri ikinci kez ele alırım diye bitiriyor. İlâ âhirî ve nihâye. Sorusu olan var mı kardeşler? Hepiniz sessizce dinlediniz. Allah razı olsun. Bu konu hakkında sorusu olan var mı? Bundan sonraki bahis tıbbın temeli demiş. Önce biz okuyacağız. Ne anladık? Size anlatacağız. Siz de bizi inanıyoruz ki mutlak hakikat diye almayacaksınız. İnşallah itirazlarınız da olacaktır. Tabii ki uygun bir üslupla. Sorusu olan varsa alayım. Şimdi bir çay içeyim. Hak ettim ama değil mi abi? Önce hangi işe soyunduğumuz anlaşılsın ki? Ona göre. Bilgi hocam Allah razı olsun. Yalnızca herkes dua etmiş abi. Hiç kimsenin çıtı çıkmıyor. Millet benden şey gibi, havam sınıfındaki Mahmut Hoca gibi korkmuş bu hafta. Baş tacısınız efendim. Baş tacısınız. Hatice hocam gülmüş. Bir saati doldurduk değil mi? Element mizançları ilgiliyle yapılmış bir çalışma var mı? Var. Toprak grubundandır kendileri. Soğuk kurudur. Genel anlamda toprak ve elementler kendi içinde nispetleri vardır. Nispetler bahsini anlatmıştık. Saadet hocam. Yorgunum hocam. 2 gün önce de televizyon canlı yayı İstanbul dışı falan. Hakikaten yoruldum. Yani Allah razı olsun siz onu görmüşsünüz. Elementlerin titreşimleri vardı ayrıca. Bugün modern bilim tarafından bilinmiştir. Bu hani taşla terapi ne deniyordu ona? Siz benden daha iyi bilirsiniz. O özellik vardır. Emin Erdoğan hocam, Allah razı olsun hocam. Bu okumalar her hafta mı olacak?
ve saat sınırı var mı? İnşallah her hafta yapmaya gayret edeceğiz. Eğer ki yetiştiremezsek, baktık ki çetrefilli bir mesele var, o haftayı es geçeriz. Çünkü bizim de burada size paldır küldür yüzünden okumak niyetinde değiliz. Kafamız bastığınca anlatacağız. Belki de o konuyu biz sağdan soldan soracağız, soruşturacağız. Şu kişilerin de şöyle görüşü vardır diye anlatacağız. Biz bu kadarını yapabiliyoruz. Rabbim inşallah bu işin uzmanlarını, özellikle bu baskılar hakkında reddiye yazanları yeni bir el kanunu fit tıpla bizlere tanıştırmayı nasip etsinler. Bir insan bir şeyi eleştiriyorsa, bu kadar mukaddimeyi niye okudum ben? Bir şey hakkında okunmalı. Radyestezi olabilir hocam. Okunmalı, hayır okunmamalı diyorsa, abi bu hususta senin bir araştırman var mı? Onu sorarız. Yani sonucuna kadar vardım mı? Hocam, bilseydi bir saniye. Bilseydi sorardı, sorsaydı bilirdi. Doğru söylüyorsunuz hocam. Aminna ve saddekna. Astrolojiyi reddetmiş, hacamat için ayın belli zamanı yapılıyor. Ayda bir yıldız değil mi? Bu nasıl? Astroloji değil, astronomi. Mizaç ve astronomiyi, mizaç ve hacamatı anlatırken onları size anlatacağım. Ezberleriniz çok değişecek. Teşekkür ederim. Bilgi hocam teşekkür ederim. Yani Hülya Aydoğan ablamız hacamatın astrolojiyle alakası yok. Yalnızca yıldızların, uzak yıldızların çekim gücü ile alakası var. Ama bu şu demek değildir. Bugün astroloji bir ilim gibi, bir bilim gibi anlatmaya çalışan kardeşlerimiz vardır. İşte Merkür Güneş'e yaklaştı. İkizler Burcu tamam bitti. İleriye dönük gaybi haberler vermek. İşte 21 Mayıs ile 22 Haziran arasında doğan çocukların mizacı şu olabilir. Ama işte coğrafya etkisi var, gıdalar etkisi var, cibilliği etkisi var. Yani 21 Mayıs'ta 21 Haziran, 29 Haziran her neyse o zaman zarfı içerisinde doğmuş olan çocuk dünyanın neresinde doğdu meselesi var. Alaska'da da doğdu, o da İkizler Burcu. Riyad'da, Çad'da doğdu, o da İkizler Burcu. Bu kadar rahat anlatabilir miyiz? Sanırım anlatabildim. Ya İbn Sina astrolojiyi reddetmiş, hacamat için ayın belli zamanları. Hocam İbn Sina, İbn Sina. Hacamat İbn Sina astroloji. Allah razı olsun. Böyle bir okuma yapma fikri çok iyi. Allah razı olsun hocam. Gönül Avcı hocam, bu kitabı tek başınıza anlamamız zor olacaktı. Desteğiniz için baş tacısınız. Benim de zor olacak. Benim de zor olacak ama ben biraz enteresan adamım. Ben bu kitapta takıldığım bir şey varsa illa birine yapışırım, o adamı bulurum. Burada bu ne demek istiyor arkadaş diye uğraşırım. Onun için diyorum ya, bazı haftalarını aksatabiliriz. Niye? Bilin ki Fatih Hoca oradaki bir kavrama takılmış, onun kuyusunun dibine inmekle uğraşmış. Veya diyor ki Fatih Hoca, faraza bir sayfa seçiyorum size. Faraza bir sayfa. 20. bölüm. Ağrının özel tiplerinin sebepleri. Çeşitli ağrıların sebepleri şunlardır. Bak yani kaçıncı sayfa? 198. sayfa. Faraza seçtim. Kaşıntı veren ağrı. Soğuk ve yakıcı veya keskin hıltlar bu tip ağrıya sebep olurlar. Soğuk ve yakıcı. Allah Allah. Hem soğuk hem yakıcı. Soğuk ve yakıcı. Veya keskin hıltlar bu tip ağrıya sebep olurlar. Keskin hılt ne olabilir? Diyor ki kandaki safra miktarının artmasıyla safra keskin bir hılttır. Kılcal damarlara kadar ilerler. Bu sebepten dolayı ten sarıya döner. Çünkü karaciğerde üretilen safra, safra kesesinde depolanan safra, tabii safra ise, bunları mizaç talebelerine henüz anlatmadık. Bunları asistanlarımıza öğreteceğiz. Biraz sabrederlerse. Biraz sabrederlerse. Gayri tabii safra vardır. İçine balgam karışmış safra vardır. Kristalize olur. Karaciğerde kansere sebep olur. Tabii safranın bile coşmasıyla soğuk ve yakıcı. Safranın kendisi dışarıdan tene değdiği zaman soğuktur. Ama mizacın ısınması sebebiyle oluşur. Onun için karışır. Ve yakıcı, keskin hırtlar bu tip
ağrıya sebep olurlar. Nerede başlar safra veyinin ağrısı ve kaşıntısı? Sırt bölgesinde başlar, safrası yükselirse ondan sebepte bir müddet sonra da ağrılara sebep olur. Düşürmek için ne yapılır? Yaz meyvesi olan erik yenir, safra düşer. Safranın verdiği kaşıntı düşer. Yakıcı ağrılar işlenmemiş kanın hıltlarının sonucudur. Ne olabilir? İşlenmemiş kan nedir? Olgunluğa erişmemiş kan. Muhtemelen balgam. Yani içine balgam karışmış kan yakıcı ağrılar yapar. Yakıcı ağrılar hangisidir? Eklem ağrıları. Cayır cayır yanarak ağrır. Eklem ağrılarında balgamlar da oluyor. Aha. Gibi. İçinden çıkabildiklerimizi anlatacağız. Çıkamadıklarımızı şurada bir parantez veriyoruz. Atlıyoruz bunu soracağız. Ben duyuyordum benim söylediğim. Önemli değil canım. Burada bir mütalaa var. Mütalaa var. Doğru mu söyledin? Tabii. İğneleyen ağrılar diyor mesela. Bunlar da batar gibi olan ağrılardır. Enine seyreden membranları, membranların ne olduğuna bakacağım. Orada bakmıştım unuttum. Uzatan ve böylece bütün bir organ ya da onun bir kısmında hissedilen muhtemelen süreklilik kaybına sebep olan bir hıltın sonucudur. Bu son durumda o aşağıdaki sebeplerden dolayı ortaya çıkmış olabilir. A. Kostar pleura'nın bunların hepsini şey yapacağız. Bak bunu İbn Sina Arapçasını yazmış. Esin Hoca ben diyor Türkçe'ye tam çeviremediğim için Latince'ye direkt çevirdim diyor. Ona da ne yapacağız? İşte orada geldik mi? Kostal pleura nedir? Şuraya ona bakacağız sözlükten. Şuraya yazacağız. Yani ben burada bir kısaltma gördüm. Arkadaşlar ben de ahım şahım alim bir adam değilim. Ama kurnaz bir adamım. Mesela burada diyor ki Esin Hoca'nın biyografisinde DTCF'den mezun oldu. Açtım hemen ders başlamadan aksakallı Google'a. DTCF ne ya? Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi. Ama yani günümüz insanı diyor ki sen diyor sovanı al, doğra, pembeleşinceye kadar kavur, geceden de diyor fasulyeyi ıslat, tamam mı? Salçayı da yap, karıştır, efendime söyleyeyim, membran zar sanırım. Evet, sanırım. Efendime söyleyeyim, soğanları pembeleşince kadar sen kavur. Eti de diyor sen pembeleşinceye kadar kavur. Geceden ıslatmış olduğun bana söylüyor veya sana söylüyor. Kuru fasulyeyi sen koy. Getir ben yiyeyim. Millete de diyeyim ki nasıl kuru fasulye yaptım ama. Öyle şey yok. Hep beraber yapacağız bu kuru fasulyeyi. Hep beraber yapacağız. Geriye doğru dönelim bakalım. Başka sorusu olan olmuş mu? Doğum tarihinden ana mizacı tespit edilmiş doğru mudur? Değildir. Bu kitabı tek başına anlamamız zor, hepimizin zor. Bilgi hocam. Doğum tarihinden mizaç tespit edilemez. Yani onu ediyorum diyen ya ben edemem veyahut da öyle söyleyeyim. Direkt doğum tarihinden ana mizaç tespit ben edemem. Sorusu olan var mı kardeşler? Yok sanırım. Peki Rabbim hepinizden razı olsun. Bir saat açtık değil mi abi? Açtık. Hakkınızı helal ediniz, vaktinizi bize ayırdınız. Nasıl bir adam, nasıl bir alim ve onun nasıl bir eseri ve bizim günümüz Türkçesiyle bize ulaştıran bir profesör. En sevdiğim sözdür. Soru tuhaf geliyor ama hocam soğuğun mizacı nedir peki? Maalesef şöyle diyeyim. Bir saniye Bilgi hocamın sorusu. Açamadım hocam. Çok uzun yazmışsınız. Açamıyorum devamını. Soğuğun mizacı nedir? Soğuğun mizacı soğuk. Yani en basit. Soğuk, sıcak, ıslak kuru. Soğukla sıcağı ayırt. Tam anlayamadım hocam. Tam anlayamadım. Allah razı olsun Hatice hocam. Sorunuzu anlayamadım. İnşallah yani kayıt bittikten sonra bakmaya gayret edeceğim. Nasıl bir şahıs, nasıl bir eser ve kimlerin emeğiyle bize günümüze kadar gelmiş? Amiyane tabirdir. Yiğidi öldürün de hani hakkını yemeyin diye. Allah bizi bu esere ulaştıranlardan razı olsun. Hakan kardeşim çok teşekkür ederim. Haftaya yine evlerimize misafir olun. Allah razı olsun. Cümleten selamun aleyküm inşallah rahman. Lillahi teala'l Fatiha.